Kerametin hak olduğuna dair eserimizin ikinci dersindeyiz. Bu dersimizde Ali İmran suresinin 37. ayetini tahlil edeceğiz. Bu ayetin beyanına göre Zekeriya aleyhisselam ne zaman Hazreti Meryem'in odasına girse orada farklı rızıklar buluyordu. Bu hadiseyi Kur'an şöyle beyan ediyor. Estaizu billah. Kullama dahala alayha Zekeriye mihrap. Zekeriya ne zaman onun yanına mihraba girse, vecede in daha onun yanında bir yiyecek bulurdu. Galaya Meryem dedi ki, ey Meryem, en neler haza bu sana nereden geldi? Galet min indillah Hazreti Meryem dedi ki, o Allah katındandır. Ayetin apaçık ifadesiyle Hazreti Meryem'e gökten sofralar iniyordu. Şimdi bu hadise üzerinde birkaç soru sorarak biraz tahlil yapalım. Bir, gökten sofranın inmesi öfte emsali olan bir şey midir? Yani sizin evinize ya da bir tanıdığınızın evine gökten sofra indi mi? herhalde inmemişti. O halde bu hadise öfte emsali olan bir hadise değildi. 2- madem öfte emsali yok o halde buna mucize diyebilir miyiz? Hayır diyemeyiz çünkü mucizeler peygamberlere astır. Hazreti Meryem ise peygamber değildir. 3- bu olaya mucize diyemiyorsak ne diyeceğiz? Adını koymamız lazım. Öfte emsali olan bir şey değil. Mucize de değil. Peki öyleyse adı ne? Biz keramet diyoruz. Hadi kerameti kabul etmeyenler bu hadiseye bir isim bulsunlar. Eğer şöyle derlerse bu keramet olmaz. Çünkü sofrayı indiren Allah'tır, Hazreti Meryem değildir. Buna cevaben deriz ki, iyi de biz kerameti insan yaratır demiyoruz ki. Birinci dersimizde şöyle demiştik, kerameti yaratan Allah'tır. Velinin bu yaratmada hiçbir müdahalesi yoktur. Allah'tan başkası zerre miskal fiile fail olamaz keramet kulun makbuliyetine işaret olsun diye Allah tarafından yaratılan olağanüstü hadisedir. Bazen velinin duası hürmetine yaratılır. Bazen de veli istemeden hatta farkında olmadan Allah tarafından ona ihsan edilir. Biz kerameti böyle tarif ettik. Sizse kerameti kulun icadı olarak tarif ediyor. Sonra da kul hiçbir şey yaratamaz diyerek kerameti inkar ediyorsunuz. Sizin keramet tarifiniz yanlış. Yanlış tarif üzerine doğru bir hüküm bina edemezsiniz. Evet kulun hiçbir şey yaratamayacağı doğrudur. Ama biz kerameti yaratan kuldur demiyoruz ki. Hazreti Meryem'e gökten sofra indirilmesi bir keramettir. Elbette sofranın sahibi Allah'tır. Onu gökten indiren yine Allah'tı. Lakin Allah bu sofrayı Hazreti Meryem kulunun hürmetine indirmiştir. Bu sebeple bu hadise Hazreti Meryem'in defterine kaydedilen bir keramet olmuştur. Eğer kerameti kabul etmezseniz bu hadiseye bir isim bulmalısınız. Hadi bize bir isim söyleyin de öğrenelim. Kardeşlerim, dersimizi bu arada tamamlayalım. Bir sonraki derste meselemizin ikinci delilini işleyeceğiz. O derste buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun.